Zuhurcuğum bak bunları bir konuşmamız gerekiyor. Konuşalım şefim. Konuşalım diyorsun ama her gittiğimiz evde sürekli bir üstüme geçme çabası, önüme geçme çabası var sürekli ve bir şekilde böyle benden daha fazla bir şey biliyormuş gibi davranıyorsun. Bak şefim ben ekran önü istemiyorum. Tamam. Ama sen sanki yerinde gözün varmış gibi davranıyorsun. Ama sen de benim yerimde gözün varmış gibi davranıyorsun. Sen bilgi verdiğinde püf noktası oluyor. Ben bilgi verdiğimde onu sana ben söyledim diyorsun. Yo. Nihayetinde sen de bunları birilerinden öğreniyorsun. Kendi bilgim. Yani daha öncesinden bunu edinmişim ve orada bunun bilgisini veriyorum. Sen temperleme aşağı, temperleme yukarı, bir yoğurdu ısıl işlemle dengelenmesini öğrendin. 10 bölümdür aynı her yoğurt gördüğünde cacık yapacağım temper diyorsun. Ben en çok yumurtayı kullanıyorum. Ama yani hani yumurtanın sarısı da beyazı ayrı olması bir püf noktası bir kere değil. Ticari bir amaç güdülmüş ve yapılmış işlenen bir durum pastanelere veriliyor. Yani bunun bizde hiçbir alakası yok. Hepimiz ticari anlamda yapıyoruz bu işi. Tamam yine bak baka giriyoruz şu an hani bir şekilde anlaşamıyoruz. Sen ne yapmamı istiyorsun peki? Ne yapmanı istiyorum biliyor musun? Gayet sakin bir şekilde iletişim kurmamızı. Hiç öyle değil. Sen benim öne çıkmamı istemiyorsun. Zaten konumuz bu ya. Öne çıkmaman gerekiyor. Sunucu benim. Sırf benim ellerim için fan sayfaları açıldı sosyal medyada. Bak şimdi yüzük takmadığın o elini iki kere söyledim ya kenara çekip eşimle kavga ediyorum dedin. Ve ben bir daha ağzımı açıp tek bir kelime etmedim o konu hakkında. Ve sen de yüzüğünü taktın böylelikle kavun kapandı. Ben ne yapayım şimdi? Ben senin aile saadetini düşün. Huzurunu düşün. Ekran önüne çıkacak mı çıkmayacak mı düşün. E ne yapayım ben? Program sunup yemek mi yapacağım? Aman zumurumun keyfi yerinde mi olacak? Ne yapayım? Tamam tamam. Bundan sonra var ya ne püf noktasına karışırım ne başka bir şeye. Artık sadece seninle sohbet ederim geçerim. Püf noktasını vermesi gereken benim zaten anlaştık. Karşında bir şey istiyor musun? İstemiyorum. Huzurumuz kaçmaz. Görüşürüz. Böyle yap. Yüzünü de takmışsın aferin. Zumur kayda girdin mi? Girdim girdim. Tamam o zaman açılışı veriyorum. Bugün neredeyiz? Ataşehir'deyiz. Yapma. Az önce üzerine konuştuk. Yapma. Bugün Ataşehir'deyiz. Betül Hanım'ın misafiriz. Şahane yemekler yapmak için kendimize ve size söz verdik. Çok güzel püf noktalarım ve taktiklerim var. E bunları sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyor. Ve dolapta ne olduğuna merak ettiğim için Betül Hanım'ın zilini çalmaya gidiyorum. Zumurcuğum ister gel ister gelme. Seni seviyorum, değer veriyorum. Dertlerimizi çözdük. Betül Hanım. Hoş geldiniz. Geri gidiyorum. Zumur niye kapıyı açtırmıyorsun insanlara? Mesafeliyim seninle. Farkında değil misin? Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldiniz. İyiyim, siz sormalı. Gayet iyiyim. Heyecanlıyım biraz bugün. Niçin? Bilmiyorum. Heyecan yaptım. Aa. Zumur'la bir konuştuk, dertleştik gelmeden. Öyle mi? Evet. Çok mu dertliydi? Çok. Biz siz? Problem yaşıyoruz biraz da arada. Öyle mi? Evet, beni çok olsun inşallah bugün problemler. Olmayacak. Bu arada mavi çok yakışmış. Ay Mert, teşekkür ederim. Buyurun. Ya kıyamıyor. Bak bak. Kıyamıyor ama. Ben de bunlar kim diyordu?